vardır dedi. Ondan olmuştur dedi. Dedim annemi kaybettim ama 7 sene oldu. Yeni çıktı bu da. Sen yine dedi annene çalış. Anneme çalıştım, geçmedi. Sonra dedi ki bana Ürtiker'in kendisine kız falan dedi. Ben tek başıma çalışınca çok yoruluyorum. Daha önceden de çalışmalarım olmuştu. Onda da nasıl diyeyim bilmediğim bir şeyler geçti. Yani kızımı mesela rüyamda kaybettiğimi gördüm. İşte rahmetli annem gelmiş eşyalarını topluyor falan. Ağlayarak uyandım. Size de yazmıştım rüyadan travma olur mu diye. Siz mi cevap verdiniz? Sizin seminerinize katılan bir arkadaşım vardı. O mu sormuştu bilmiyorum. Rüyadan da travma olabilir diye. Travmayı çözerken şuralarıma bir ağrı geldi. Ama öyle böyle bir ağrı değil yani. Bu ne travması pardon? Neyi hangisini çözerken? Bu işte ne olduğunu bilemedim yani. Dedim ki rüya gördüm. Kızımı kaybettiğimi gördüm. Bu bana dedim bir travma yapmıştır yani. Bir şey olmuştur. Öyle rastgele çalıştım. Çalışırken şuralarım çok ağrıdı. Ve benim buralarımda sürekli sanki dünyanın yükü omzumdaymış gibi sürekli bir ağrı vardı. O çalışmadan sonra benim boyun ağrılarım komple geçti. Hiçbir şey kalmadı. Sonra ürtikeri çalışırken işte anneme çalıştım. Olmadı. Geçmedi ürtikerim. Sonra bir metin hazırladım kendime. Eşime dedim ki sen söyle. Hem de başıma vur. Ben de dedim tekrar edeyim. Ürtiker'in kendisine kızdığım zaman yani o çalışmadan sonra Ürtiker'i hiç önemsememeye başladım ben. Ürtiker'le yaşayanlar bilirler çok zor bir hastalık. Hani ölümcül falan değil ama ne gecesi var ne gündüzü var. Gözlerim şişiyor kocaman, dudaklarım şişiyor falan. Ürtiker'i önemsememeye başladım. Sonra durdum durdum düşündüm bu bende ne zaman çıktı? Benim babamın ayağı kesildi. Geçen sene değil önceki seneydi. Ben de Diyarbakır'daydım o zaman. Babam işte ayağı kesilince orası hani bitişmesi lazım, kapanması lazım. Şeker hastası. Bakacak da öyle kimsesi yok. Yanıma alayım babamı dedim. Babam da eti çok sever. Sonra geldi babam bana. Ya biz ayağını iyileştirmeye çalışırken o sürekli Diyarbakır'ı gezdi, elekledi böyle. Ayağı iyileşmiyor. Yapılan yama tutmuyor. Eve geldiğinde de poşet poşet et getiriyor. İşte şöyle yap, böyle işte içine şu kadar yağ koy, bu kadar baharat koy falan diyor. Ben sinirleniyorum artık. Yani et poşetlerini taşıyor vücudu ağır kilolu falan. Sonra babam bende 1,5 ay kaldı, gitti. Babamın gittiği akşam bende ilk ürtiker şişmesi olmuştu. Onu hatırladım ben. Sonra neyse babama kızdım, öfke çalıştım. Biraz hafifledi. Sonra ben bu ürtikerden kurtulamadığım için bir de hocaya gitmiştim. Hoca da bana dedi ki büyükbaş hayvan eti yeme. Muska yazdı bana. Babanla dedi aran nasıl dedi falan işte babana yemek yap dedi bilmem ne. Böyle hani kendince şifreli bir şeyler söyledi bana göre. Et de yeme dedi. Sonra benim aklıma geldi ki hani et yiyince mi oluyorum acaba diye. Baktım et yiyince oluyor daha çok. Yani her zaman oluyor ama et yiyince daha çok oluyor. Beyin koşullamış yani tükenlik eti. Evet. Yani babama öfkemi birleştirmiş. Artık hani nasıl diyeyim? Bir de babamın ayağı çok kötü kokuyordu. Yani kesilmiş, yama yapılmış. Yama çıkarıldı. Ben de bana geldiği zaman tutmadı. Şeker hastasında çok zormuş tutması. Nasıl kokuyor? Evin içi çürük et kokuyor böyle. 1,5 ay böyle kokladık biz. Aa ben et dedim ki etten oluyor o zaman. Dedim babam bana et getiriyordu. O yüzden oluyor diye aklıma gelince ürtiker geçti. Hiçbir şey çıkmıyor. Yaklaşık 2 ay geçmiştir. Bu her sabah her gün çıkan bir şeydi. 2 aydır hiçbir şeyim yok Allah'a çok şükür. 3 kitabınızı aldım. Üçünü de okudum. Kitaplarınızı okurken canlı yayınlarınızı da seyrediyordum. Çok faydasını gördüm. Allah razı olsun sizden. Yani şimdi başka neye çalıştım? Bir dakika bekleyin. Ya bir dakika şunu daha şey yapalım da siz tekrar alalım. Tam olarak ne zaman geçirdiniz? 2 ayı geçmiştir. Ve de tam oradaki farkındalığı tekrar etsenize farkındalığı yani. Farkındalık yani etle babamı bağdaştırmam. Yani babam bana et getiriyordu.
Ben de artık babamın benim evimden de gitmesini de istiyordum bir taraftan. Yani çünkü ben onu iyileştirmek için aldım eve. Yani çağırdım yanıma. Ama mesela oturduğu odaya kokudan giremiyoruz. Odası çürük et kokuyor. Koca salon çürük et kokuyor yani. Hani zor bir durum. Sonra zaten ayağının ucunu kesmişlerdi. Bacağını bu sefer dizden aşağısını da kestiler. Bu, yani o kötü de bir yandan da adamı da et diye sürekli geliyor olması da enteresan yani. Siz resmen ete alerji çıkarmışsınız ütüke olarak, farkındasınız değil. Zaten bu biraz da çocukluktan itibaren de ete karşı bir sıkıntım var benim. Babam inşaat ustası benim. Memleketimiz soğuk bir memleket. Neredesiniz? Yani Samsun Havza ilçesi. Kışları soğuk bir memleket. İş olmuyor inşaat ustası olduğu için. Ama babam eti o kadar çok seviyor ki. Yani yazın sürekli et alır. Sürekli et alır. Hani kışa bir hazırlığı pek yapmazdı. O zamanlar da kızardım zaten babama. Hani bu kadar çok et yeneceğine farklı şekilde kullanılabilir para diye. O zaman da kızıyordum zaten. O bana geldiği zaman da sürekli etle gelmesi beni çok etkilemiş. Yani ona çok kızmışım. Etle çok bağdaştırmış beynim onu. Yani halbuki etin bir suçu yok ama Yani bak, beynim yani bunu herkesin anlaması lazım. Beynin bu yani beyni insanlar çok ulvi, çok akıllı bir şey zannediyorlar, tamam mı? Ama değil. Yani senin beynin yaşadığın travmayla, babanla, o yaşadığın işte babanı göndermek istiyorsun biraz. Aslında burada ürtiker, burada muhtemelen ayrılmayı istemek, yani şey değil. ben onu eşimle bağdaştırdım. Eşimle sıkıntılarımız var. Dedim ki ben bu adamdan ayrılırsam ürtiker geçecek. Nasıl böyle aşırıya gittiği zamanlar ürtüken şöyle elim kadar falan vücudum komple elim kadar leopar desenli geziyordum ben artık yani. Desenli. Bak ama bayağı şey yani. Kendim hani insan giyer ya ben kendimden desenliydim yani. Bu arada bak, nereden nereye bu, yani o kadar güzel şeyler anlattınız ki şu anlamda, yani hep böyle işte ben biraz önce dedim ki yani her zaman her travmayı kesin bulacağının garantisi yok dedim.